Bir televizyonda iki kişi konuşurlarken birbirlerine demişler ki bu Meral Akşener niye bu cemaatin işine yurtlarına gidip geliyor? Yoksa onun da mı kaseti var da korkusundan böyle yapıyor? Ben o gece çok büyük bir tepki gösterdim ve buna katılmadığımı, Sayın Akşener'in çok ahlaklı bir hanımefendi olduğunu, bizzat komşuluk yaptığımız için, siyasette de beraberliğimiz olduğu için çok inançlı, çok edepli, çok ahlaklı bir insan olduğunu, bu eğer konuşulanlar doğruysa bunların tamamen iftira olduğunu ifade ettim. Yani o günkü konuşmamı hatırlayanlar ne söylediğimi bileceklerdir. Ben 99 seçimlerinden sonra, hatta 95 seçimlerinden sonra Sayın Akşener'i tanırım. AK Parti'nin kuruluşu zamanında da partimize gelmişti. Fakat sonradan kendi verdiği kararla 2002'de bizimle birlikte olmak. Başka partide de olsa, nerede olursa olsun, lojmanlarda komşuluk da yaptığımız için, rahmetli annemin onun annesiyle iyi bir dostluğu da bulunduğu için, beyefendisiyle kendisi ve biricik oğullarının ne kadar mazbut bir hayat yaşadığını, ne kadar inançlı, ibadetine düşkün bir hanımefendi olduğunu ben biliyorum. Dolayısıyla kimse bana kötü bir şey söyleyemez, söylememesi lazım. Bu iki kişi çok büyük bir ihanet içindedirler, çok büyük bir iftira atmışlardır. Şüphesiz kendisi de buna karşı şeriatın kısasını uygulayacağını söylüyor. Benim ona aklım ermez. Ancak dilerse bu kişiler hakkında suç duyurusunda bulunup bir dava açılmasını isteyebilir. Ben bu iddiaların, bu iftiraların kesinlikle yalan olduğuna inanıyorum. Hanımefendiyi çok iyi tanıdığım için de bunu söylüyorum. Ve maalesef bir paranoya halinde birilerine kaseti vardır da ondan böyle yapıyor şeklindeki suçlamalar neredeyse moda haline geldi. Bu suçlamaları yapanlar utansınlar, vazgeçsinler. Namuslu insanlar hakkında bunlar tamamen iftira olduğu gibi kim olursa olsun 78 milyonun insanın her birisi için kaset hazırlamak, görüntü almak, kişisel haklara saygısızlık yapmak, insanların özel hayatına girmek adiliktir, alçaklıktır, ahlaksızlıktır. Bunu kim yaparsa yapsın bu böyledir, kime karşı yapılırsa yapsın böyledir. Biz hem şahsen hem AK Parti olarak bu tür iftiralara karşı, bu tür haksızlıklara karşı hiçbir zaman tavizkar olamayız.